2024 yılı Dostluk ve Barış Ödülü sahibi Sayın Veliyettin Hürrem Ulusoy'u konuşmalarını yapmak ve ödül almak üzere davetini arz ediyor. Ve ödülleri takdim etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Özgür Özel'e davetini arz ediyor. Mutlu oluyormuş ve kendine bir zaman ayırabiliyormuş. O %5'lerden birisi benim için. Dostlar diye hitap edeceğim çünkü Alevi Bektaşi toplumunda toplumdan yere girerken her türlü makamlar dışarıda bırakılır. Derler ki eşikteki de döşekteki de bir. Yani dede de orada oturan herkes de aynıdır. Onun için dostlarım diye hitap edeceğim. Benden önceki konuşmacılar zaten Hacı Bektaş Bey'i anlattılar. Ben de ondan bir zerreyi anlatmaya çalışacağım. Hacı Bektaş Bey'i anlatan vilayetnamesidir. Vilayetnamedeki olaylar esatirdir. Yani insan mantığına terstir. Fakat öğreticidir. Halkın bağrından çıkmıştır. Kalecik kadısı Kırşehir'e gelir taktişe. Orada Ahi Evran'la Hacı Bektaş Veli ile tanışır. Ve çok mutlu olur. Tekrar Kalecik'e döner. Kadılıktan istifasını verir ve Hacı Bektaş'a doğru yola çıkar. Sulu, kamışlı bir yerde başka bir grupla karşılaşır. Onlar da Hacı Bektaş'a gelecekler. Tam o anda bir domuz sürüsü yavrularıyla birlikte orada geçerken karşı gruptan benzin yavrulardan birisini yakalar, kuyruğuna bir tane çıngırak bağlar. Çıngırak çaldıkça hayvanlar kaçar, korkar. Korktukça çıngırak çalar. Karakalı da bahane olamaz, her şey tabi olur. Ve sonuçta Hacı Bektaş Bey'in huzuruna gelirler. Hacı Bektaş Bey der ki, bu havadan bu sudan onların da senin kadar bayılmalarına hakkı var. Hayatımda hiç bu kadar yorulmadım. Bu kadar terlemedim. Sen koynundan o çılgınlığa çıkarıp bağlayana verir. Tam bugünle de rastgele bir şeydir. Doğaya hakim olmak değil, doğanın bir parçası olmak önemlidir. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Thank you.